28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili 2. sıra adayı Ahmet Baran Yazgan, 3. sıra adayı Ufuk Kanışkan ve 4. sıra adayı Ahmet Erken 14 Mayıs seçimlerine 29 gün kala sahaya indi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı ve çok sayıda partili de vekil adaylarına ziyaretlerde eşlik etti. Program öncesi açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, iktidara 29 günümüz kaldı. Edirne'den de çok ciddi bir oyla buna katkı sağlayacağız ifadelerini kullandı. Kahraman ayrıca 1. sıra adayı Ediz Ün'ün Uzunköprü'deki programda aralarına katılacağını da söyledi. Bildiğiniz üzere geçen hafta adaylık sürecimiz tamamlandı. 4 adayımız kesinleşti ve bugün itibariyle startımızı veriyoruz adaylarımızla birlikte. Bugün Merkez İlçe'de ve Uzunköprü'de başlıyoruz. Tüm ilçelerde aday arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yapacağız. Bugün itibariyle 29 günümüz kaldı iktidara. Biz buna çok inanıyoruz. Buradan da çok ciddi bir oyla katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. İkinci sıra adayı Ahmet Baran Yazgan, Edirne'deki tüm vatandaşlara ulaşabilmek adına çok çalışacaklarını belirtti. Çalışmalara zaten başlamıştık ancak adaylık sürecinin bitmesiyle, bizim de adaylığımızın belirlenmesiyle daha güçlü ve beraber olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte bütün Edirne'de ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışacağız. Sizlere de destekleriniz için ve örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Üçüncü sıra adayı Ufuk Kanışkan da Edirne'de sıkmadık el bırakmayacağız dedi. Daha önce zaten hep birlikte örgütlerimizle birlikte çalışıyorduk. Ama bugün adaylık süreci ile birlikte ilk çalışmamıza Edirne merkezde başladık. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Hedefimiz mutlak iktidar. Genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapmak. Buradan çok ciddi bir katkı sunacağız il başkanımın da söylediği gibi. Başlıyoruz. Hayırlısı olsun. Dördüncü sıra adayı Ahmet Erken ise iktidar parolasıyla çok çalışacaklarının altını çizdi. Ben 27 yıldan beri kooperatifçilik ve aynı zamanda da genel merkezde kooperatifler genel başkanı olarak devam ediyorum. Tabii ki biz de aynı diğer vekil adaylarımın söylediği gibi çalışmaya devam edeceğiz. Kırsalda gitmediğimiz köy kalmayacak, sıkmadığımız el kalmayacak. Bu anlamda hayırlı olsun diyorum. Göndersene oradan bir çarptırsana. Hayırlı işler. Dursun Sakma. Sağ ol abi.